kendileri güvende olmaz. Tabii. Çünkü başkasına ihanet eden kendine de bana da ihanet eder. İhanet bir kimliktir. Evet. O kimliği taşıyandan herkesin uzak durması gerekir. Evet. Yaptıkları doğrudur. Evet. Hainler bundan ibret alıyorsa ne mutlu. Allah razı olsun. Evet. İnşallah bunu başka bir programda yine daha detaylı bir şekilde konuyu devam ettirmeyi ben istiyorum. Bu konu önemli çünkü birçok açıdan önemli. İslami kimliğimiz açısından önemli. Rejimin niteliğini genç nesillerin tanıması açısından önemli. Allah razı olsun sizlerden. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Peki. Evet. Şeyh Said'in kutlu kıyamının gereğince anlaşılabilmesi için özellikle genç nesillere yönelik olarak son birkaç kelam daha edelim. Şeyh Said'in kıyamı laik Türkçü politikalarla ülke insanını dönüştürmeye, asimile etmeye, kimliğini yozlaştırmaya çalışan bir iktidara karşı gerçekleştirilmiş İslami bir direniştir. Kurdun kuzuyu yemeye niyetli olduğunun anlaşılması üzerine hazırlıkları tamamlanmadan da olsa anın vacibini gözeterek ayaklar altına alınan İslami değerleri korumak ve yüceltmek ve bölge insanına yönelik gerçekleştirilecek olan politikaların önceden sezilmesi üzerine patlak vermiştir. Batılılaşma karşısında ilk ciddi ve yaygın hareket olması hasebiyle de emperyal güçler tarafından mercek altına alınmış ve dönemin laik pozitivist batıcı hükümeti bu güçler tarafından desteklenmiştir. Yani İngiltere, Fransa gibi ülkeler propaganda edildiği üzere Şeyh Said'in değil, aksine İttihatçı artıkların arkasına durmuşlardır. Dönemin hükümetinin yalanlarını ve propagandalarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Batılılara bu irticai gerici bir kalkışmadır denmiştir. Ülkenin batısındaki halklara Ermeniler Kürtleri kullanarak bölgede bir Ermenistan kurma niyetinde şeklinde propaganda edilmiştir. Bölge insanına ise şeyh İtalyanlar, Fransızlar ve İngilizlerden destek görüyor. Dini motifler sizi aldatmasın. Bunlar Müslüman kanı akıtan eşkıyalardır. Antipropagandası yapılmıştır. Oysa hem dönemin yeni başbakanı İsmet İnönü'nün hem de cumhuriyetçi kadroların bazı neferlerinin meclisteki itiraflarına yansıdığı üzere eğer bir dış destek arayışı söz konusu olsaydı kıyam orta bölgelerde değil hükümetin hiçbir şekilde kontrolünde olmayan sınır boylarında gerçekleştirilirdi. Tersine esas Fransızların kontrolündeki demir yolları sayesinde Suriye'nin kuzeyinden hem uçak yakıtı ikmali hem de asker sevkiyatını gerçekleştiren bizzat rejimin kendisiydi. İşte kendi halklarına karşı konumlanmış olan Orta Doğu ordularına tipik bir örnek de dönemin TC ordusudur. Sahip olduğu uçaklar ilk kez kendi halklarını bombalamak için havalanmıştır. Saddam gibi, Kaddafi gibi Bağızçı zalimlerin, seleflerinin kimler olduğunu varın siz düşünün. Kamiyetçilik iddialarına cevap ise artık zabıtlarda yer alan ve tarihi kayıtlarda var olan şeyhin ve çevresindekilerin kendi sözleridir. Bu kıyamdan ne Kürt ulusalcısı kesimler kendilerine pay çıkartabilecek bir dahle sahiptirler ne de başkaları. Konu edilecekse esasen dönemin Kürt ulusalcısı şahsiyetleri ve aşiretlerinin kıyama dair ihanetleri mevzu bahis edilebilir. Ki onların da rejimden teşekkür ve paye beklerken ne tür zilletlere düçar oldukları bölge insanına yönelik topyekün katliamlar ve Ege bölgesine yaptırılan sürgünler tarihine bakılıp görülebilir. İşin özü Libya'da İtalyanlar ne yapmışlarsa bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti de bölge insanına aynı uygulamaları serdetmiştir. Bu faşist güruhun İtalyan ceza kanunlarını motomot tercüme edip adını Türk Ceza Kanunu koyması tesadüf değildir. Savaş hukukundan bile nasibini almamış, ele geçirdiği esirleri bile katleden, çoluk çocuk demeden bugünkü Esad rejiminin uygulamalarının benzerini devletin o günkü kadroları gerçekleştirmişlerdir. Peki ne adına? Ulusal bir kimlik ve batılı değerlerle koca bir coğrafyayı tek tipleştirme ve İslam'ı tüm veçeleriyle, kurum ve birikimleriyle ortadan kaldırma adına. Resmi tarih safsatalarıyla değil de hali hazırda hayatta olan şahitlerin sözlerine ve konu hakkında sağlıklı araştırmalar yapanların eserlerine müracaat edildiğinde gerçeklerin gül gibi ortada olduğu görülecektir. Bu rejimin hangi değersizlikler, hangi tecavüz, katliam, tehcir, tenkiller üzere kurulu olduğunun veciz bir örneğidir bu kıyamın tarihçesi. İşte bu yüzden Genelkurmay ve meclis arşivlerinde saklı olan başkaca gerçekler de ortaya dökülmeli, yeni nesiller kahramanları ve hainleri yakından tanımalı ve hangi kimlik üzere yaşayacağına resmi tarihin tezleriyle değil bu gerçekler üzerinden düşünüp karar vermelidir. Arkamdan ağlayıp da zalimleri sevindirmeyin, kıyamımızı iyi anlayın ve bizden sonrakilere aktarın. Şüphesiz benim ölümüm Allah ve İslam içindir diyen şehidimiz Şeyh Said'in bıraktığı mirasın gereğince incelenmesi, anlaşılıp kavranabilmesi adına cehd ve gayret gösterebilmemiz için bizlere sorumluluk duygusunu bahşetmesini alemlerin Rabbi olan Allah'tan niyaz ediyorum. Haftaya farklı bir konuda farklı konuklarla buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.